Bir nöroloğun teorileri ve görüşleriyle psikoloji dünyasının en önemli siması olacağı kimin aklına gelirdi? 19. yüzyılın sonlarında Viyana'da yoğun geçen bir günün ardından dairesinin penceresinden şehrin silüetini izleyen nörolog Sigmund Freud bile muhtemelen bu kadarını tahmin edemezdi. Tezleri ve görüşleriyle akademik dünyada dahi tartışma konusu olmuş, psikoloji bilimine sağladığı katkılarla bir kilometre taşı haline gelmişti. Psikanalizin kurucu babası olan Freud'un çalışmaları ve eserleri bugün bile dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişide merak uyandırmaya devam ediyor. Freud kariyerine bir tıp doktoru olarak başlamıştı. Ancak sahip olduğu şöhreti büyük oranda psikanaliz alanında yaptığı çalışmalara borçlu olacaktı. Peki nedir bu psikanaliz? Gelin kısaca bir göz atalım. Ancak başlamadan önce bize destek olmak amacıyla videoyu beğenmeyi, ileride hazırlayacağımız içerikleri kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi hazırsak başlayalım. Psikanaliz esasen bir tür psikoterapi tekniğidir. Önceleri hastalarını tedavi etmek için hipnotizma yöntemini benimseyen Sigmund Freud, zamanla bundan vazgeçmiş ve yavaş yavaş psikanalizin temelini atmaya başlamıştır. Freud tarafından meydana getirilen ve günümüzde bir bilim dalı olarak nitelendirilen bu psikoterapi tekniği, tarihsel süreç içerisinde dallanıp budaklanmış ve irili ufaklı pek çok psikanaliz doktrini ortaya çıkmıştır. Psikanaliz teknikleri söz konusu olduğunda aklımıza gelmesi gereken ilk şey, kişinin bebeklik ve çocukluk dönemlerini inceleyen uygulamalar olduğunu bir kenara yazmamız gerekiyor. Bu prensiplere örnek teşkil eden Oidipus kompleksi, en basit ifadeyle 3-6 yaş arasındaki çocuğun karşı cins ebeveynine duyduğu yakınlık ve cinsel çekimdir. Daha da basit ifade etmek gerekirse, Freud'a göre her çocuğun ilk aşkı karşı cinsteki ebeveynidir. Bir erkek çocuğun sürekli olarak annesine şımarması, babasının annesine gösterdiği ilgiden rahatsız olması ya da yatakta araya girmek istemesi buna örnek olarak gösterilebilir. Öte yandan Freud tarafından ortaya konulan bu prensiplerin modern psikanaliz okullarında tamamen kabul edildiği söylenemez. Nitekim Oidipus kompleksini kabul etmeyen birçok ünlü psikanalist bulunmaktadır. Yani psikanaliz birbirinden farklı yöntem ve prensiplerden oluşan devasa bir bilim dalıdır. Gündelik yaşamda ve popüler kültürde psikanaliz denildiğinde kastedilen ise genellikle klasik psikanalizdir ve bununla kastedilen Freud tarafından ortaya konmuş olan ilkeler bütünüdür. Psikanalizin zaman içerisinde Hollywood'daki yapımcıların ilgi odağı haline geldiğini hepimiz tahmin edebiliriz. Peki psikanaliz hakkında bir senaryo yazması için Freud'a on binlerce dolar teklif edildiğini biliyor muydunuz? 1924 yılının sonbaharında Amerikalı film yapımcısı Samuel Goldwyn, Atlantik'i geçerek Viyana'ya gelmiş ve ünlü nöroloğa çalışmaları hakkında bir senaryo yazması için 100 bin dolar teklif etmişti. Ancak bu teklif Freud tarafından reddedilmiş ve Goldwyn hayal kırıklığı içinde Amerika'ya geri dönmek zorunda kalmıştı. Freud'a göre insan davranışlarının temelinde bilinç, bilinç öncesi ve bilinç dışı kavramları yatmaktadır. Freud, bu kavramların zihindeki ve fiili davranışlardaki yerini açıklamak için buzdağı alegorisini, yani buzdağı benzetmesini kullanmaktadır. Buzdağı alegorisine göre buzdağının su üzerinde kalan kısmı bilinç, suyun altında belirgin olan kısmı bilinç öncesi, dışarıdan bakınca görülemeyen ancak suyun altında olup da buzdağının en büyük kısmını oluşturan parça ise bilinç dışıdır. Bilinç farkında olunan düşünce ve hisleri kapsarken, bilinç öncesi ise bilinçle bilinç dışı arasında bir geçiş noktası, yani ara formdur. Bilinç dışına büyük bir önem atfeden Freud'a göre burada bastırılan duygular ve arzular bulunmakta ve bu olgular bireyin davranışlarına gizliden gizliye yön vermektedir. Freud'un psikanaliz prensiplerinin esas noktasını bilinç dışı oluşturur. Freud, bilinç dışında var olan gizli arzu ve güdülerin insan davranışlarına ve yaşamına etkisini hayatı boyunca bütün çalışmalarında irdelemiştir. Psikanaliz biliminde başrolü bilinç ve bilinç dışı kavramları oynarken rüyalar ve cinsel arzular bu tekniğin temel hareket noktalarını oluşturmaktadır. Bunun temel sebebi Freud'un hastalarını tedavi ederken onların bastırılmış duygularına ulaşma ve onları ortaya çıkarma isteğidir. Bu doğrultuda rüyaların yanı sıra dil sürçmelerine dahi bilinçsel anlam yükleyen psikanalizin bilimsel temeli üçlü bir sac ayağı üzerine inşa edilmiştir. Bunlar id, ego ve süperegodur. Freud'un kişilik kuramının yapısal parçalarını oluşturan id, ego ve süperego, en yalın ifadeyle insan bilincinin farklı bölümleridir. Bu üçlü yapı birbirinden bağımsız gibi görünse de aslında birbirlerini sürekli etkilemekte
ve insanın zihinsel sürecini kolektif bir çalışma sistemiyle meydana getirmektedir. Doktrine göre id alt benliğe, ego benliğe, süperego ise üst benliğe karşılık gelmektedir. Şimdi bunları daha yakından inceleyelim. Alt bilinç olarak da adlandırılan id en basit tabirle insanın hayvansı yanıdır. İdin temelinde haz ve faydacılık yatar. Cinsel arzular, açlık, barınma, kıskançlık, kin gibi ilkel ve sürekli tatmin edilmek istenen güdüleri bünyesinde barındırır. İd, insanın ilkel benliğidir. Ve bu nedenle itten hiçbir sosyal normu, yani hiçbir toplumsal kural ve kaideyi dikkate alması beklenmez. İd doğuştan gelir ve bilinç dışında yaşamaktadır. Nefs olarak da nitelendirebileceğimiz idin çalışma prensibi daha çok hayvanlar ve 0-3 yaş arası bebekler gibidir. İd tamamen güdüsel, haz odaklı ve bencil davranışlar gerçekleştirmeyi amaçlar. Deyim yerinde ise id narsisttir. Örneğin birey acıktığı zaman id açlığı gidermek için meşru olmayan yöntemlerle bu açlığı gidermeye çalışır. Doğruyu ve yanlışı, iyiyi ve kötüyü ayırt etmeye çalışmaz ve dikkate değer görmez. Öte yandan idin insana tamamen zararlı olduğunu söylemek de mümkün değildir. Çünkü yaşamı devam ettirmek için gereksinim duyulan temel fonksiyonları gerçekleştirmeyi amaçlar. Örneğin hayatta kalma güdüsü, barınma, beslenme, üreme ve benzeri gibi temel ihtiyaçlar idin faaliyet alanındadır. Ego ise en basit tabirle bendir, benliktir. İdin aksine bilinç dışını değil, bilincin ta kendisini ifade eder. Freud'un kendi tanımıyla ego, şahlanmış bir at üzerindeki şövalye gibidir. İd ve süperegonun isteklerini uzlaştırmaya çalışan hakemdir. Freud'un bu tanımlamasından da açıkça anlaşılacağı üzere, ego, id ile süperego arasında dengeleyici bir işleve sahiptir. İd tarafından üretilen güdüleri ve kişinin kendisine karşı hissettiği en narsist hisleri frenler. Bu bakımdan yaşamdaki gerçeklik olgusuna uyum sağlayan bilinçsel bölüm egodur. Ego sayesinde birey toplumdan dışlanmasının, ayıplanmasının ve cezalandırılmasının önüne geçmektedir. Zira salt idle hareket eden birey sırf aç olduğu için başkasının yemeğini zorla alır veya çalmaya teşebbüs ederse toplumdan soyutlanacak ve belki de cezalandırılacaktır. Bu bakımdan ego, idi tahakküm altına almakta ve idin gerçekleştirmek istediği davranışı belli bir standarda ve meşru bir kalıba sokma işlevi görmektedir. Aynı örnek üzerinden devam edecek olursak, id, birey acıkınca bir yiyeceği zorla almak veya çalmak isterken, ego devreye girerek acıkmayı gidermek için bireyin kendisine ait olan bir yiyeceği yemesini sağlar. Böylece ego, idi boyunduruk ve tahakküm altına alarak kişinin sosyal uyumunu ve meşruiyetini tesis etmeye çalışır. Bireyin id ve süperego arasında yapılanmasına, kişilik ve davranış problemleri yaşamasına engel olması için egonun güçlü olması gerekmektedir. Süperego ise ahlakın ve vicdanın biricik merkezidir. Üst benlik olarak da adlandırılan süperego, bebekte sonradan sonraya gelişen bir bilinçsel bölüm ve fonksiyondur. Zira normlar, kurallar ve kültür sonradan öğrenilerek bireyde değer yargılarının oluşmasına ortam hazırlar. Oluşan bu değer yargıları da vicdanı ve ahlakı oluşturur. Freud'a göre süperego evrimsel süreçte meydana gelmiştir. Fakat neredeyse bütün görüşlerine muhalif tezler ortaya atıldığı gibi, Freud'un bu husustaki görüşlerine de evrim teorisi karşıtı bilim insanlarınca karşı çıkılmıştır. Onlara göre süperego, Tanrı tarafından oluşturulmuştur. Freud'a göre ise süperego, bilinç dışında varlığını sürdürmektedir. Bireyin yaşamının bütün süreçlerinde adeta bir yargıç gibi kendisini hissettiren bir iç sestir. Doğru yanlış, iyi kötü, faydalı ve zararlı gibi değer yargılarını şekillendiren bir yol göstericidir. Freud'un görüşleri ve düşünceleri psikoloji alanında çalışmalar yapan pek çok insanın ilgisini çekmişti. Henüz 1902'de kurmuş olduğu Çarşamba Günleri odasında toplanan Psikoloji Derneği, dönemin pek çok ünlü simasının bir araya geldiği bir oluşum haline gelmişti. İlerleyen yıllarda bu grup daha da genişledi. Bugünse ölümünün ardından uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen Freud, psikoloji dünyasında önemini korumaya devam ediyor. Sigmund Freud'un psikanaliz teorisini kısaca ele aldığımız bu videomuzun sonuna geldik. Gelecek videolarımızı kaçırmamak adına kanala abone olduğunuzdan ve bildirimleri açtığınızdan emin olun. Görüşmek üzere.